Çocuk çetenin üyesi değil. Daha yeni katılmış. Üyesi o zaman katılmış işte. Neyse işte. Bu olanları duyarsa paniğe kapılabilir. Kim? Baban işte. Çocuk aslında komedyen. Hangi çocuk? Süpermen işte. Süpermen kim? Çocuk işte. Çocuk Süpermen mi? Evet. İyi işte, bizi kurtarır o zaman. Ben de onu diyorum işte. Bizi böyle ana kız görünce çocuk şüphelenmesin. Anne biz mağduruz, yardıma ihtiyacımız var. Süpermen bu, bizi geri çevirecek değil ya. Almanya'dan gelmişiz öyle mi? Neresinden? Bilmiyorum, bir şey uydur işte. Merhaba. Ha, pardon, annem, Samet. Çok memnun oldum, hoş geldiniz. Hoş bulduk, ben de öyle, sağ olun. Aslında biliyorum bugün buraya davetli değilim ama... ...inanın mecbur kalmasam böyle bir izansızlık yapmak istemezdim. Olur mu efendim, estağfurullah. İzan ne demek? Evet. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne arzunuzdasınız? Buranın profesyonelisi, İstanbul'un en iyisi. Öyle mi? Ama ben bir şey almak istemiyorum, çok teşekkür ederim. Umut'cum sen? Ben kuru fasulye yiyeyim. O zaman bize birer kuru, birer de pilav. Bir şey içer misiniz? Aa, çok teşekkür ederim. Hiçbir şey almayacağım. Canım da sıkkın olduğu için biraz. Sağ ol Erciğim. Sağ ol Erciğim. Umut sizden söz etti uzun uzun. Yolda da gelirken konuştuk değil mi canım? Bu çeteyle olan ilişkilerinizden... ...bu arkadaşlarla... Sağ ol Ercan. Teşekkürler. Bu ilişkilerinizden ve arkadaşlarınızdan söz edince... ...bizi ancak siz kurtarabilirsiniz diye düşündüm ben. Değil mi Umut'cum? Ben kurtarabildim. Ya ben anneme şey dedim... ...senin bizi o kötü adamlardan kurtarabileceğini söyledim. Kötü adamlar mı? Evet, sizin bu güçlü kişiliğiniz sayesinde... ...sanıyorum biz bu dertten, bu sıkıntıdan kurtulacağız. Yani zorla yapmak zorunda değilsin. Hani eğer içinden gelirse... ...çünkü bizim de başımıza ilk defa böyle bir şey geldi. Biz de hiç alışkın değiliz böyle bir şeye. İlk defa, inanın yani yıllarca Almanyalarda çalış, didin. Almancısınız. Hayır, Almanya'da yaşadık ama... ...bu Almancı lafından pek hoşlanmayız. Yani bilmiyorum vallahi. Almanya'larda o kadar uzun yıllar ama Almanya'dır mesela. Umut'un ilk doğumu Almanya'dır. Öyle mi? Nerede? Gelsenkirchen diyeceğim. Gelsenkirchen bir an ben de tabii yıllar geçti üstünden. Artık buradayız çok şükür ama bilmiyorum sevinelim mi, üzünelim mi bilmiyorum yani Samet Bey. Bu mağduriyetten bizi ancak siz kurtarabilirsiniz diye düşündüm ben. Ya Üzeyir abi, kardeşimize dün bir senet verdik, sabahına tahsilata geldi ya. Asım abi inanmıyorum ya, adama bak. Umut'un babasının ortağını diyorum. Yani parayı almıştık, geri vermemiş. Evet. Tertemiz insanların resmen parasını çalmış. Hadi canım. Yani çalmış derken yeri gelir çalınır. Çalınır mı? Adam zorbalık yapmış abi. Neticede bunlar Almancı. Aman, yıllarca Almanya'da çalışmış insanlar. Vay be, demek dış işlerine kadar öğrendin. Seviyorum desem yeridir abi. Üzeyir abi, hakikaten bir süpermenle birlikteyiz. Araklanmış arabayla karı araklamak, nereden baksan süper bir hareket bence. Abi şimdi bu kafa açıyor diyeceksiniz ama bu karı lafı olmadı bence. Kaç para takmış bu şeysinin ortağı? 100.000 euro. Yani YTL olarak ne kadar ediyor bilmiyorum. Ben biliyorum, çok. Seviyorum desem yeridir demiştim ya abi. Tekrar vurgulasam yeridir. Bizim avantamız ne olacak bu işler? Asım abi, kız arkadaşım diyorum. Oğlum insan manitasını sinemaya götürür, ne bileyim yemek ısmarlar. 100.000 euro tahsilatı yapmaz. Onu şey yaparız canım, ben almam, siz alırsınız. Yok, bir de alsaydın bari. Nerede bu adres? Cebimde. Açık adres. Az önce açtın değil mi? Oha, Polonez köy mü? Çocuklara haber verirse hazırlansınlar. Tamam abi, ben uçuyorum. Bey abi, siliyor.
İhtiyar, bu aralar seni tartaklayan oldu mu? Yok. O zaman seri konuş. Buralarda Müslüm diye bir hıyar varmış, biz onu arıyoruz. Buyur. Müslüm diye bir hıyar varmış diyor, açık açık duymuyor musun? İyi bırak ulan. Müslüm diye bir hıyar diyorum, duymuyor musun? Ne diyorum duymuyor? Müslüm diye bir hıyar varmış. Daha canlı. Müslüm denen bir hıyar varmış. Müslüm denen bir hıyar varmış. Açık mı? Duydun mu? Nerede? Şuradan gidiyorsunuz abicim, o köprüyü geçin. Orada hıyarın tarlası var. Yaşlı olunca dövemiyorsun da, öyle değil mi? Ertin, mecbur kalmadıkça konuşma. Yersiz oluyor Zira. Zira mı? Zira nerede? Organize işler bunlar. Başımıza işler bunlar.